Sıradaki hadisimiz sorulan bir hadis. Namazın farz kılınmasıyla alakalı. 50 vakit olarak farz kılınmasına dair rivayeti soruyorlar. Hamsine salaten diyelim. Böyle çıkar herhalde. Evet, en üst sırada İmam Buhari'nin sahihinde rivayeti görüyorum. Uzun bir rivayet. Girişinde Allah'ın Resulü'nün evimin tavanı açıldı ve ana bi Mekke'te Mekke'deyken Cibril geldi. فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءٍ بِمَاءِ زَمْزَمَا göğsümü yardı, zemzem suyla göğsümü yıkadı. Böyle devam eden uzunca bir rivayetin içerisinde tabi burada bir yükselmeden, göğün tabakalarının yükselmesinden bahsedilir. ثُمَّ عُرِجَ بِي sonra ben yükseltildim. حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَنْ böyle. Nerede namaz kısmı? Şurada feferadallahu ala ummeti. Bu yükseldiği yerde Cenab-ı Hakk'ın kendisine 50 salaten ümmetime 50 salat, 50 namaz farz kıldı. Tabi çıkarken peygamberlerle karşılaşır. Şimdi bunun dönüşündeyiz. فَرَجَعْتُ بِذَٰلِكَ bu emir ile, bu farziyet ile döndüm. حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى ta Musa'ya uğradım diyor aleyhissalatu vesselam. فَقَالَ o da bana dedi ki مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَكَ عَلَى اُمَّتِكَ Allah sana ümmetine neyi farz kıldı? قُلْتُ dedim ki فَرَضَ خَمْس۪ينَ صَلَاتًا 50 namaz farz kıldı. قال dedi ki farci ila rabbika Rabbine dön fe inne ummetaka la tutiqu zalika buna senin ümmetin güç yetiremez. Feraca'tu ben de Rabbime müracaat ettim. Fe vada'a şatraha yarısını indirdi. Feraca'tu ila Musa veya bir kısmını indirdi şatraha kultu dedim ki vada'a şatraha Rabbim yarısını indirdi. Fekale dedi ki raci rabbeke Rabbine müracaat et. Fe inne ummeteke la tutiku çünkü ümmetin takat getiremez. Feraca'tu ben de Rabbime müracaat ettim. Fe vada'a şatraha yine bir kısmını indirdi. Feraca'tu ileyhi sonra yine Musa'ya döndüğümde o yine aynı şeyi söyledi. Sonra Rabbime yine müracaat edince o da dedi ki Rabbim hiye hamsun namaz 5 yani 5'e inmiş o esnada. Ve hiye hamsuna aslında 50'dir. La yubaddalul kavl ladayya ben de söz değişmez. Yani Cenab-ı Hak anladığım kadarıyla kendi hükmünde yine onu 50 saymak üzere kullarına 5 olarak takdim etmiş. Yani ben kendime bakan yüzüyle değiştirmiyorum, 50 sayacağım. Sizin için 5'e indirmiş gözüküyor. فَرَجَعْتُ اِلَى مُوسَى Musa'ya döndüğümde فَقَالَ dedi ki رَاجِعَ رَبَّكَ Rabbine müracaat et. فَقُلْتُ ben de dedim ki اِسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي Rabbimden utandım artık, haya duyuyorum. ثُمَّنْ طَلَقَ بِي diyor ve sonra yolculuğun devam eden kısmı. Sorulan da bu. Yani böyle bir rivayetin esası var mı diye. Bu Buhari'de görüyorum şu anda. Bir başka yerde, bir başka yerde yine, bir başka yerde. İmam Buhari'nin sahihinde 4 ayrı yerde varmış. İmam Müslim'in sahihinde de var. Dolayısıyla Buhari ve Müslim'de bulunan muttefakun aleyh rivayetlerden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Hadisin gerçekliğini sormanın yanı sıra
Muhtemelen şunu da ve şunu merak edildiği için sormuştur. Çünkü bazıları bu durumu karikatürize ediyorlar ve işte Cenab-ı Hak ile pazarlığa girdiler falan diyorlar. Yani bu işte olmaz Cenab-ı Hak hakkında. Bu yaklaşımın kendisi sakat. Çünkü bu yaklaşım ile, yani bu ayet olsaydı başka türlü yaklaşacaklardı. Hadis olduğu için hemen pazarlık diye yorumladılar bunu. Halbuki demin konuştuk, kulun Cenab-ı Hak'tan dua talebinin önü açıktır. Resulullah'ın yaptığı burada duadan ibaret bir şeydir. Cenab-ı Hak buna karşı ne denilebilir? Allah bir kere öyle dediyse değiştirmez. Bu da sakattır. Cenab-ı Hak öyle der ve kullarının talebiyle de değiştirir. Eğer kulların kendilerine farz kılınan bir şeyde tahfifi, yani hafifletmeyi Cenab-ı Hak'tan dilemeleri pazarlık mevzu gibi görülüyorsa, bunu o zaman diğer Kur'an'da geçen benzeri konularda da uygulayın. Kaldı ki bunu böyle söyleyen kimseler pazarlığın ne demek olduğunu da kaçırıyorlar. Yani hani bir başka alanda kullanılan bir kavram bu. Ve pazarlıktaki durum ile bunu eşleştirmek temelden ilişkisiz. Çünkü pazarlıkta eşitler arası bir şey vardır. Yani Hazreti Peygamber bunun pazarlık olabilmesi için şöyle olması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak'la buluşmuştur. Allah Azze ve Celle ve ona farz kılması gereken bir şeyler vardır. Cenab-ı Hak 50 demiştir. Resulullah olmaz demiştir. 50 olmaz. Onu bir defa düşeceksin demiştir. O da 50'yi kabul ettiremediği için 40'a inmek zorunda kalmıştır. O 40'a da yanaşmamıştır. Yoksa almam diyecektir yani eğer. İnmezsem, bir yerde buluşmazsak almam. Cenab-ı Hak da hani 50 olmuyor, hadi 40'ı yapalım. 40'ı da kabul etmedi. Musa arkadan bastırıyor. Aleyhi afdalus salati ve teslim. O da kabul etme diyor. Yani Resulullah da kabul etmeme yetkisi olacak ki buna biz adına pazarlık diyelim ya. Resulullah da olmaz 40'ı da gittim. Hazreti Musa da burada danışman rolünde. Tabii buna pazarlık diyen yaklaşım bunu bu şeye sokuyor. Bu çirkin şeye sokuyor. Resulullah bu kez 30 olunca da çıkıyor, diyor ki ben diyor fazla olmuş. Ben kabul etmiyorum bunu. Cenab-ı Hak bu kez yine indirmek zorunda kalıyor. En netice artık Cenab-ı Hak bakıyor ki 5'ten yukarısını kabul ettiremedim. Kabul etmiyor ve 5'e karşılıklı uzlaşıyorlar. İşte buna pazarlık denir. Biz kulların Cenab-ı Hak'tan duası pazarlık falan değildir. Rabbimiz o istediği şekliyle başımızın üstünedir. Zaten yapmak zorundayız, biliriz. Ama Rabbimize hafiflet deriz. Biz önceki ümmetlere Cenab-ı Hakk'ın yüklediği sorumluluklar var. Bize o ağırlığınca yükleme, hafiflet diye dua ederken Rabbena ve la tuhammilna ma la Rabb la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezine min qablina. O ağırlığı, o yüklediğin ağırlığı bizi de önceki ümmetlere yüklediğin gibi yükleme. Bize bunu hafiflet derken Cenab-ı Hak'tan yüklersen kabul etmeyiz mi demeye getiriyoruz. Ne yüklerse başımızın üstüne. Ama biz kul olarak Cenab-ı Hak'tan hafifletme talebinde, niyazında bulunuruz. Kabul ederse eder, etmezse etmez. Bu pazarlık değildir. Bunun adı yakarıştır. Yani bunu şeye taşıyalım, alışverişe. Zaten almak zorunda, illaki almak zorundasınız bir ürünü. Fiyatı da fix. Kesin illa öyle alacaksınız, mecbursunuz. Ya bunu 40'a yapmaz mısın böyle? Buna yalvarma denir. Yani adam 50 demiş, 50 lira bu. Tok satıcı, hiç mecbur alacaksın, hiç şansın yok. Siz de yalvarıyorsunuz ya, 40 olmaz mı diye. O da eğer 40'a inerse pazarlıktan ötürü değil, rahmet ettiği için, esirgediği için inmiştir. Yoksa siz zaten onu 50'ye almak durumundasınız. Allah'ın elçisinin salat ve selam üzerine olsun Cenab-ı Hakk'a yakarışı böyledir. Ve biz hayatımızda bu yakarışı sürekli devam ettiriyoruz. Ya Rabbi bunu bana kolaylaştır derken, Ya Rabbi bunu benim üzerimde hafiflet derken, Cenab-ı Hakk'ın bu manada sözünü değiştirmeyeceğine dair bir yaklaşımımız
asla yok. Biz Allah Azze ve Celle'nin kendi ifadesiyle el ana khaffafallahu ankum ve alima enne fikum da'fa. Cenab-ı Hak in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200. Eğer sizden 20 kişi olursa sabreden 200 kişi yener buyurdu. Sonra ne buyurdu Cenab-ı Hak? El ana khaffafallahu ankum. Allah Azze ve Celle imdi size takfif etti. Ve alime enne fikum da'fe. Ve bildi sizde zayıflık var. İn yekum minkum mi'atun sabiratun. Sizden 100 kişi olursa sabreden yeğlibu mi'ateyn. 200 kişi yener. Oranlar düştü. Cenab-ı Hak değiştirdi ve takfif etti, hafifletti. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu tür argümanlar ile sırf hadisi olan düşmanlıklarından ötürü Resulullah'ın bu anlatımı, üstelik elimizde çok iyi sebepler var bunun gerçek olduğunu düşünmemiz için. Sahih rivayetler üzerinden geliyor. Dolayısıyla Allah'ın elçisi ümmeti adına, kendisi adına, bizler adına Rabbimizden bu farziyeti takfif için yakarışta duada bulunmuş ise bu baş göz üstüne, bundan ötürü bunu kabul eden, esirgeyip kabul eden, merhametiyle bunu takfif eden Allah Azze ve Celle'ye de binlerce hamd olsun deriz. Ve biz 5 kıldığımız halde bunu 50 sayıyorsa Rabbimiz, bu muazzam bir şey. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ayetindeki gibi olur. Kim bir iyilikle gelirse ona 10 katı vardır. Dileriz bunu böylece takfif eden, tezif eden, tahkir edenlere Cenab-ı Hak 5'lerini 5 versin. Madem öyle düşünüyorlar, onlara 50 katını vermesin. Dolayısıyla akide bakımından, inanç bakımından rivayetin herhangi bir problemli tarafı bulunmamaktadır. Problemli tarafa çekilmeye çalışılan, birileri eliyle bunu çirkinleştirmeye çalışan kimseler var. Aynı çirkinlikle yaklaşımda Kur'an'dan onlara nice örnekler verilebilir. Şayet bu şekilde bakmaya kalkarlar ise. Buyurun efendim. Peki.